için. Bu Kandilir Hastanesi'nin 2018-19'da İstanbul için riskleri, deprem risklerini belirleme ile ilgili çalışmasında ki riskli bina sayısıdır. Bunun dönüştürülmesi için olan şu anda maliyet 2023-2022 bütçe gelirlerinin, İBB'nin 2022 bütçe gelirlerinin 10 katından fazla. Nereden bulunacak bu bütçe? Yani siz 1.4 trilyon lirayı bir şekilde bir kazanç oluşmuş İstanbul'da ama bu kazancın alt orta gelir grubuna bir dönüşü yok, bir katkısı yok. Çünkü bir kentsel dönüşüm fonu ya da bir afet fonu yok. Yani biz her yıl genel bütçeden Türkiye'de madem deprem çok önemli, canları kaybediyoruz, yüz binlerce insanımızı kaybediyoruz, yüz binlerce bina yıkılıyor. O zaman her yıl başta deprem olmak üzere genel bütçeden mecliste bir afet fonu ayrılır. Yüzde genel bütçenin %10'u, %8'i artık bilemem, onların takdiridir. Ve bu afet fonu öncelikli alanlardan, öncelikli belediyelerden gelen kentsel dönüşüm ya da risk azaltma projelerine, önceliklerine göre bir şekilde bu fonlar taksim edilir. Ve onlar da bu bütçelerle kentsel dönüşüm faaliyetlerini hızlandırırlar. Şu anda Kiptaş bu konuda Sayın Ali Kurt bu akşam katılacak mı tahmin ediyorum. Evet. Bir şekilde son dakika bir toplantısı çıktı. Yani çok sayı 20 bugüne kadar 20 bine yakın konut ve iş yeri yaptılar. Bir kısmı devam ediyor. Ama burada karşılaştığımız en büyük sorun bu çalışmaların finansal destekleri. Türkiye'de kentsel dönüşüm hocam için şöyle yani hükümet belirlediği bir finansal model yok. Yani bir yerde bir fon yok. Yok. Şimdi evet. İBB ne yapıyor? Kendi olanaklarıyla işte birazını biz veririz. 65 emeklilere şu kadar destek veririz gibi kurallar geliştirmiş. Onları okudum ben geçenlerde. Yani tabii ama bunun sürdürülebilir olması lazım bu bütçe desteklerinin. Bunun da merkezi yönetimden yerel yönetimlere aktarılması lazım. Bu nasıl olacak? Bu belli değil. Hocam, evet. Evet, evet. Hocam devam edeceğiz. Bir hızlı bir tur yapalım. Nasuh Mahruki'ye ben hemen tam bıraktığınız yerden sormak isterim. Sevgili Seca, 1999 yılındaki o büyük depremden sonra şimdi Haluk Hocam da gerçekten önemli veriler de paylaştı. Deprem vergisi toplanmaya başlandı biliyorsunuz. Ve bu deprem vergileri önce geçici olacaktı. Sonra kalıcı hale geldi. Ve bugüne kadar yani daha doğrusu bugüne kadar değil 2 yıl öncesine kadar 2022'ye kadar olan bir veri var. 40 milyar lira sevgili seyirciler toplanmış. 2000-2022 arasında toplanan deprem vergisi. Dur Tuncay'cığım, 1999 depreminden sonra yürürlüğe giren deprem vergileriyle toplanan para yaklaşık 39 milyar dolar. Bunu Buğra açıklıyor. Dolar değil, TL. Hayır, 40 milyar dolar TL diye açıklamış. Yani o parayı o zaman dolara çevirip hesaplarsanız bu parayla, TL bu parayla, bu parayla 96 metrekarelik 1.3 milyon konut yapılabilirdi diyor. İstanbul Ajansı'nın başındaki. Yani toplanan nasıl Maruki, toplanan para deprem vergisi adı altında toplanan para defalarca Türkiye'deki sorunları İstanbul başta olmak üzere çözmeye yetecek bir bütçe aslında. Buradan baktığımızda işte AKP'nin depreme, deprem yönetimine, deprem felaketiyle mücadeleye nasıl baktığını da çok net görmüş oluyoruz bu veriler ışığında. Haluk Hocam'ın anlattığı rakamlar, ortaya koyduğu veriler gerçekten Orhan abi de biraz önce altını çizdi. Bu iktidardan kurtululmadığı sürece depremle mücadelede de gerçekten Türkiye'nin önünü açacak ya da Türk insanını rahatlatacak, o mezar evlerde yaşayan ailelerin yüreğine su serpecek
bir gelişme olmayacak gibi görünüyor. Yani burada kök sorun AKP iktidarının ta kendisi kadar. Değil mi? Bu kadar. Tam bu söylediğin doğru. Zaten artık bizim de bu sorunun gerçek çözümün etrafında dolanmaktan, böyle eveleyip gevelemekten vazgeçmemiz lazım. Orhan abi diyor yani örgütlenelim, bir araya gelelim, işte mücadele edelim falan. Yani bizim bir araya gelmemize gerek yok ki. Biz zaten bir araya gelmiş durumdayız. Yerel yönetimlerde biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayatında görmediği desteği verdik. Bütün vatandaşlar, Türk milleti verdi yani. Bunun içinde AKP'liler de var. AKP'liler de Sıtkı sıyrıldı. Yani yeter artık bizim oylarımızla bu kadar da zulmedilmez insanlara, bir topluma, doğaya, işte muhalefete, hepimize, çocuklara, kadınlara, şuna buna diye. Dolayısıyla vatandaş verdi zaten kararını. İşte yerel yönetimlerde birinci parti çıktınız yani artık. Dolayısıyla şimdi daha neyi bekliyoruz ki biz? Biraz önce sen de söyledin Tuncay. Yani bu AKP ile MHP ile hiçbir şey olmayacağı ortada. 177 kere sormuşsunuz Sayın CHP. 178.yi sorduğunuzda bir başka cevap alacağınızı mı bekliyorsunuz? Yani yok öyle bir başka şey. Başka bir şey yapmak lazım. Evet. Yani erken seçime gideceğiz, daha ne yapacağız başka? Neyi konuşuyoruz bu saatte hala? Erken seçime, derhal erken seçim. Amasız ve fakatsız. Altılı masaydı, 26'lı masa, 36'lı masa, 46'lı masa, ne yapacaksak, bütün tekrar parlamenter demokrasiyi geri isteyen bütün siyasi partileri, ki hepimiziz yani, dinci partilerde onlardan nemalanan irili ufaklı işte çıkar grupları hariç, herkes parlamenter demokrasiye geri dönmek istiyor. Hemen istiyor hem de. Çünkü şu anda bir başkancılık sistemi gibi saçma sapan bir şeyle gidiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı kalkıyor, şak diye bir kararname çıkartıyor. Hop, 12 tane şirket gitti. Şuk bir kararname daha çıkartıyor. Bilmem ne kadar, 40 bin, 30 bin, şu kadar bir hektar alan ormanlık vasfından çıkartıldı. Bak, bir kararname daha çıkartıyor. Sabah uyanıyorsunuz. Hop, ülkenin bir milli değeri daha bir şey oldu. Bir yere daha maden ruhsiyeti verildi. Böyle saçma şey olur mu ya? Sihirli değnek bu yani. Devletin bütçesiyle muhalefet mücadele etmeye çalışıyor. Edemezsiniz kardeşim. Adamın elinde devletin bütçesi var. Her istediğini satabiliyor, canının istediği şekilde. İstediği fiyata satıyor. Dolayısıyla derhal erken seçime gitmek zorundasınız. Başka hiçbir çözüm yok bu işin. Yani bu konuştuğumuz konuların ve diğer bütün dertlerimizin tek çıkışı buradan. Erken seçim. Anlaşın bütün muhalefet, parlamenter demokrasiye gitmek isteyenler. Bir araya gelin, yapalım şu erken seçimi. Hemen bir referandum yapalım. Parlamenter demokrasiye geçiş kararı alalım. Bir tane daha seçim yapalım. Türkiye'nin gerçek demokrasisi işlesin. Yani demokrasi işletmemenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu yaşadık. 22 sene. Perişan olduk yani. Yani bunu böyle tekrar parlamenter demokrasiye geçme kararlılığıyla mücadele etmemiz lazım bizim. Yeni tek adamlar yaratmak diye değil. Ve erken seçimde de derhal yolumuza parlamenter demokrasi referandumuna sokmamız lazım Türkiye'yi. Ne kadar erken, o kadar iyi. Adamın elinde sihirli değnek var. Yarın sabah bir tane KYK çıkartır, canı ne istiyorsa yapar. Yarın sabah çıkartır, seferberlik ilan ettim der. Bir anda dünya değişir. Olmaz yani, bu sağlıklı değil bunların hiçbiri. Kararlar da sağlıklı değil zaten. Dolayısıyla bu sihirli değneği elinden almak lazım. Onun da yolu erken seçim. Evet. Erken seçim, Evrim Karakoz. Evet.